Türkiye'nin bu tutumunun faydalarından hangilerini sağladığı ileri sürülebilir. Türkiye dış politikasında milletler cemiyetine üye olma, Alman ve İtalyan yayılmacılığı karşısında Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'na katılma gibi dünya barışına katkıda bulunan faaliyetlere imza atmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Uluslararası ilişkilerde etkinliğinin artması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Milletler cemiyetine katılması Balkan Antantı, Sadabat Paktı gibi dünya barışına katkıda bulunan faaliyetlerde bulunması onun etkinliğini tabii ki arttırır Doğu-batı sınırlarının güvence altına alınması, arkadaşlar batı sınırını Balkan Antantı'yla, doğu sınırını Sadabat Paktı'yla güvence altına almıştır. Dostluğuna değer verilen bir devlet haline gelinmesi olur mu? Yine olur. Çünkü Türkiye dünya barışına katkıda bulunan bir devlet, dolayısıyla dostluğuna değer verilen bir devlet haline gelecektir. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Lozan Barışı'nda Boğazlar'ın her iki tarafının askerden arındırılması hükme bağlanmışken 1936'da imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye'nin Boğazlar'da asker bulundurabileceği ve askeri yığınak yapabileceği kararlaştırılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım boğazlar dünya gemilerine açık hale getirilmiştir gibi bir durum söz konusu mu? Tabii ki değil dolayısıyla A şıkkına ulaşamayız. Boğazlardaki güvenlik sorunu Montreux Sözleşmesi ile çözümlenmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü Lozan Barışı'nda Boğazların her iki tarafının askerden arındırılması gerekiyormuş. Ancak Montreux ile birlikte Türkiye boğazlarda asker bulundurabilecek, askeri yığınak yapabilecek. Bu durum tabii ki güvenlik sorununu çözümler arkadaşlar. Boğazlar'ın uluslararası statüsü aynen devam ettirilmiştir. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi artık Türkiye etkin Boğazlar'dan. Lozan Barış'ı Türk egemenlik haklarını güvence altına almıştır. Boğazlar konusunda güvence altına almadı arkadaşlar. Türkiye yayılmacı politikasını Montreux Sözleşmesi ile hayata geçirmiştir. Yayılmacı bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Boğazlar zaten Türkiye'nin ancak egemenlik konusunda Türkiye geri planda kalmıştı. Montreux Sözleşmesi ile egemenliğini geri kazanmış oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durum üzerinde Atatürk'ün Türk dış politikasını aşağıdakilerden hangisine göre belirlemesinin etkili olduğu söylenemez. 1938'de Milletler Cemiyeti Mustafa Kemal Atatürk'ü barışın daimi hizmetçisi olarak ilan etmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Ulusların bağımsızlığına saygı duyulması ilkesi olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. E bu durum Atatürk'ün barışçı olduğunu gösterir. Emperyalizmle mücadele etme amacına olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü emperyalizm yayılmacılıktır ve bununla mücadele etmesi yine doğru olacaktır bizim için. Devletlerin eşitliği anlayışı olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Yurtta sulh, cihanda sulh yani yurtta barış, dünyada barış ilkesi olur mu? Yine olur. Bölgesel çatışmalardan yararlanma anlayışı barışçı bir göstergem arkadaşlar? Değil. Dolayısıyla bu olmaz. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Hatay ile ilgili bu durumun gelişmelerinden hangileri üzerinde kolaylaştırıcı bir etki yaptığı ileri sürülebilir. Halkının çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hatay, 1938'de bağımsızlığını kazanmıştır. Peki arkadaşlar bu sayede Türkler ne yapmak isteyecek? Hatay'daki Türkler tabii ki Türkiye'ye katılmak isteyecekler. Hatay'ın Türkiye'ye katılması kolaylaşmıştır diyebiliriz. Hatay Türklerinin Suriye'ye karşı savaşması kolaylaştırıcı bir etki mi arkadaşlar? Hayır tabii ki. Hatay'ın bağımsızlığına Fransa'nın karşı çıkması kolaylaştırıcı bir etki olur mu? Bu da olmaz arkadaşlar. Burada bahsedilen tamamıyla Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının kolay hale geldiğidir. Çünkü Hatay bağımsız olmuş ve çoğunluğu Türklerden oluşuyor. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye'nin alanlarından hangilerinde otoritesini artırdığı ileri sürülebilir. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Sovyet Rusya Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorunda kalmıştır. Arkadaşlar çünkü Boğazlar Türkiye'nin egemenliğinde olacak tamamıyla Sovyet Rusya da bundan dolayı Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak zorunda kalmıştır kalacak. O zaman jeopolitik olarak otoritesini arttırır mı? Tabii ki arttırır arkadaşlar. Yani konum olarak otoritesini arttırır. Sömürgecilikle bir alakası yok arkadaşlar. Türkiye zaten sömürgeci bir devlet değil. Güçler dengesi konusunda otoritesi artar mı? Tabii ki artar çünkü Rusya Türkiye ile iyi geçinmek zorunda kalacak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre Balkan Antantı'nın anlayışlarından hangileri gözetilerek imzalandığı söylenebilir. Balkan Antantı'na imza koyan Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya karşılıklı olarak birbirlerine saldırmamayı ve sınır bütünlüklerine saygı duymayı kabul etmişlerdir. Peki arkadaşlar, burada devletlerin eşitliği söz konusu olur mu? Tabii ki olur. Çünkü birbirlerine saygı duyuyorlar arkadaşlar. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya birbirlerine saldırmayacaklar, sınır bütünlüklerine saygı duyacaklar. Bu durum devletlerin eşitliğini bize gösterir. Ulusal bağımsızlık olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü sınır bütünlüklerine saygı varsa ve birbirlerine saldırmama gibi bir durum söz konusuysa ulusal bağımsızlık da sağlanacaktır. Ancak sosyal hukuk devletiyle bir alakası yoktur. Çünkü sosyal devletlerde ne vardır arkadaşlar? Halkın ihtiyaçlarının karşılanması vardır. Yukarıda sosyal hukuk devleti olduklarına dair herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1930'lu yıllarda Almanya ve İtalya'nın saldırgan emperyalist politikalarının Balkanları ve Orta Doğu'yu tehdit etmesi üzerine Türkiye batı sınırlarını güvence altına almak için Balkan devletleriyle Balkan Antantını ve Doğu sınırlarını güvence altına almak için Orta Doğu devletleriyle Sadabat Paktını imzalamıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncüllerimize. Dünyadaki gelişmeler Türkiye'nin dış politika faaliyetlerini etkilemiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikalarına karşı bu şekilde paktlar, ant antantlar ortaya çıkmış. Dolayısıyla olur. Türkiye yayılmacı politikalara karşı diplomatik yollarla tedbir almaya çalışmıştır. Evet arkadaşlar, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı diplomatiktir. Dolayısıyla ikinci öncüle de ulaşabiliriz. 1930'lu yıllarda Türkiye toprak bütünlüğünü korumaya öncelik tanımıştır. Elbette arkadaşlar çünkü Almanya ve İtalya Balkanları ve Orta Doğu'yu tehdit ettiğinden dolayı Türkiye'nin toprak bütünlüğü de tehlikeye girmiş oluyordu. Sınırlarının güvence altına alınması gerekiyordu. Dolayısıyla üçüncü öncüle de ulaşabiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Türkiye'nin 1932'de Milletler Cemiyeti'ne üye olmasının, 1934'te Balkan Antantı'na ve 1937'de ise Sadabat Paktı'na katılmasının amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Milletler Cemiyeti biliyorsunuz ki uluslararası barışı korumak amacıyla oluşturuyordu. Balkan Antantı ve Sadabat Paktı ise Almanya ve İtalya'nın sömürgeci politikalarına karşı oluşturulmuş olan paktlardı, antantlardı diyebiliriz. Dünya barışına katkıda bulunma olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Ee, özellikle sömürgeci faaliyetlere karşı oluşturulduğundan dolayı Balkan Antantı ve Sadabat Paktı aynı zamanda milletler cemiyeti de dünya barışına katkı sağlayacaktır. Dış politikadaki etkinliğini arttırma olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Gördüğünüz gibi pek çok kuruluşla iç içe olduğundan dolayı dış politikada etkinliği de artacaktır. Doğu ve batı sınırlarını güvence altına alma olur mu? Yine olur arkadaşlar. Doğu sınırını Sadabat Paktı ile korumuş olacak, batı sınırını da Balkan Antantı ile korumuş olacak. Sadabat Paktı'nı doğudaki komşularla, Balkan Antantı'nda batıdaki komşularla yaptığından dolayı sınırlar güvence altına alınacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Balkan Antantı'na katılan Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya karşılıklı olarak birbirlerinin sınır bütünlüklerini ihlal etmemeyi ve iç işlerine karışmamayı kabul etmişlerdir. Bakalım arkadaşlar Türkiye Antantla batı sınırlarını güvence altına almış mı? Tabii ki almış. Zaten bunlar Türkiye'nin batısında olan devletler ve sınır bütünlükleri ihlal edilmeyecekse batı sınırları güvence altına alınmıştır diyebiliriz. Antant bağımsızlık anlayışına uygun bir şekilde imzalanmıştır diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü sınır bütünlükleri ihlal edilmeyecek birincisi ve diğeri de birbirlerinin iç işlerine karışmayacaklar. Dolayısıyla ikinci öncül olur. Türkiye Antant'la Balkan devletleri üzerinde siyasi ve askeri hakimiyet tabii ki kurmuyor arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Türk dış politikası ile ilgili gelişmelerinin sebep sonuç ilişkisi bakımından sıralanışının aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verildiği söylenebilir? Arkadaşlar ilk önce 3. öncüle başlıyoruz. Almanya, İtalya ve Japonya'nın saldırgan politikalara ağırlık vermesi sonucunda Türkiye Boğazlar'daki etkinliğini artırmak istiyor. Çünkü biliyorsunuz ki Boğazlar stratejik öneme sahip olan önemli bir nokta ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalanıyor. Milletler Cemiyeti'nin de tabii ki etkisiyle Ardından arkadaşlar Boğazlar'daki egemenlik ve güvenlik sorunları da tabii ki çözülmüş olacak. Çünkü Montre Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte Türkiye Boğazlar'da etkin hale gelecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 3-1-2 yani E şıkkı olacaktır. Almanya ve İtalya'nın dünya üzerinde izlediği yayılmacı politikaların etkili olduğu gelişmelerinden hangileri Türkiye'nin tek başına hareket etmek yerine uluslararası katılıma önem verdiğinin bir göstergesidir? Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması. Arkadaşlar bu sözleşmenin imzalanmasında tabii ki milletler cemiyeti etkin olacaktır. Dolayısıyla uluslararası katılıma önem verdiğinin bir göstergesidir. Hatay'ın ana vatana katılması ise uluslararası bir durum değildir arkadaşlar. O yüzden ikinci öncül olmaz. Balkan Antantı'nın imzalanması yine olur. Çünkü Balkan Antantı'nda... E Türkiye, Yugoslavya, Romanya ve Yunanistan vardır. Dolayısıyla uluslararası bir katılım söz konusudur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Türkiye'nin bu faaliyetlerinin politikalarından hangilerinin temel ilke olarak dış politikada benimsenmesinin sonucu olduğu söylenebilir? Türkiye Alman ve İtalyan yayılmacılığına karşı Balkan Antantı'na ve Sadabat Paktı'na katılmıştır. Peki arkadaşlar sömürgecilikle mücadele söz konusu mu? Evet çünkü Alman ve İtalyan yayılmacılığı tabii ki sömürgeciliği de beraberinde getirecek. Buna karşı da Balkan Antantı ve Sadabat Paktı'na katılmış olması sömürgecilikle mücadele etme e, olarak isimlendirilebilir arkadaşlar. Dünya barışına katkıda bulunma olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü Alman ve İtalyanların sömürgeciliğine karşı oluşturulduğundan dolayı bu durum dünya barışına katkıda sağlayabilecek bir durumdur. Dış politikada e, temel esaslardan biri olacaktır. Ülke ve sınır bütünlüğünü korumada tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü zaten Balkan Antantı ile birlikte batı sınırı Sadabat Paktı ile de doğu sınırı korunmuş olacak. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.